haktan, hukuktan ve yaşamdan yana olan tüm insanlara, kamuoyuna ve meclise, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, iktidarın küçük ortakları olan gerici siyasi partiler ve Tarım Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bakanlıklar tarafından öne sürülen tecrit ve katliam odaklı yasa tasarısına karşı sokakta yaşayan köpekleri, yani mahalle sakinlerimizi savunmak için buradayız, tek bedeniz. Ötenazi, uyutma, doğal yaşam alanı, Avrupa modeli gibi yumuşatılmış ifadeler ile sokakta yaşayan köpeklerin ömür boyu hapsedilmesine ve öldürülmesine yönelik etik dışı ve kanun dışı uygulamaları protesto etmek, hayvanların yalnız olmadığını haykırmak için buradayız. Yüzyıllardır köpeklerle paylaştığımız bu sokaklarda dostlarımızın yanındayız. Meclis kapanmadan birkaç hafta içinde yasalaşması için uğraşılan tasarıya karşı 23 Mayıs'ta başlattığımız direnişi tasarı meclisten çekilene kadar sürdüreceğiz. Her gün burada halkın sesini meclise taşıyacağız. Yaklaşık bir haftadır basında haberlerin çıkması ve nefret yanlısı siyasi parti milletvekillerinin aylardır süren söylemlerinin ardından hayvanların öldürülmesine karşı direnişin ve toplumsal muhalefetin gittikçe yükseldiğini gören iktidar partisi AK Parti ve milletvekilleri verdikleri demeçlerde ve sosyal medya paylaşımlarında yine çelişkili ve şeffaf olmayan açıklamalar yaptı. 24 Mayıs'ta AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katliam tasarısı için her kesimden her sesi dinlediğine dair haberler pompalandı basına ve sosyal medyaya. Oysa istediğimiz ortak, somut ve görünür bir muhalefet. Tasarının çıkmasına karşı meclisten yükselen toplu bir ses. Şu ana kadar katliama karşı en güçlü çıkaranlar şu partiler oldu: Yeşil Sol Parti, Toplumsal Özgürlük Partisi ve Türkiye İşçi Partisi resmi hesaplarından yaptıkları açıklamalarla hayvan katliamının önünü açacak her türlü uygulamanın karşısında duracaklarını vurguladılar. Ayrıca DEM Parti eş başkanları aracılığıyla kamuoyuna açık bir şekilde şunları aktardı: AK Parti iktidarı sokak hayvanlarına yönelik yapacağı düzenleme ile sokaktaki canları katletmeyi planlıyor. Uyutma adı altında sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Partimiz DEM Parti, doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam haklarının güvence altına alınması için mücadelesini sürdürecek. Yalnızca yurttaşlar, sanatçılar ve yaşamdan yana olan farklı alanda mücadele veren tüm STK'lar değil, ilgili tüm meslek örgütleri de tecrit ve katliam odaklı yasa tasarısına karşı ardı ardına resmi açıklamalarda bulunmaya başladı. Türkiye çapındaki tüm yaşam savunucularını dostlarımızla paylaştığımız sokaklarda varlık göstererek diğer il ve ilçelerde de direniş ve eylemler başlatmaya çağırıyoruz. Yarın ve her gün gelin. Hayvanlar için tek ses olalım. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin.